Sayın izleyiciler, Kahramanmaraş Türkoğlu ilçesinde Kırmakaya köyümüz tüm şehir yasasıyla mahalleye dönüştü. Kırmakaya mahallesinde de muhtar seçilen ve tarihteki yerini alan Muhammed Tanrıkulu muhtarımız ile röportaj yapacağız. Öncelikle hayırlı olsun. Sağ olun. Efendim, biz muhtarlarımıza ilk olarak sorduğumuz soru, muhtar olma amacını soruyoruz. Evet. Köye, millete, halka bazı hizmetleri, bazı eksik görmüş olduğumuz yapılmayan, işte yapılamadığını ve üzerine gidilemediğini sandığımız bazı eksikleri tamamlamak için yapıya birkaç taş da olsa biz faydalanabilmemiz amacıyla halkımızın bize layık olduğu görevi, gördüğü görevi en üstün, en yoğun çalışma temposuyla Allah'ın izniyle adaletli bir şekilde yerine getireceğimize inanıyorum. Ve bunun için de bu göreve seçilmiş bulunmaktayım. Evet. İnşallah hayırlı olur efendim. Allah razı olsun. Efendim, bu mahallemizin altyapısı kanalizasyon yapılmış mı? Köyümüzde altyapı gibi bir yapı henüz bu çevrede, civarda yok. Evet. Yeşilköy Belediyesi'nin bazı kesimlerinde başlama aşamasında bizim köylerde de yapılmasına Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanımız, evet, Sayın Türkoğlu ilçe başkanımız Osman Akmuş beyefendi bunu bize hızlı bir şekilde, yani ne kadar hızlı olabilirsek, yani bize bunu açıkça söz verdiler değerli milletvekillerimiz huzurunda. İnşallah bunların en kısa zamanda işte bizim de onlarla el ele vereceğimiz, güç birliği oluşturacağımız bir ortam kavramında bunları hızlı bir şekilde yapacağımıza inanıyorum. Evet. Biz de inanıyoruz. Çünkü burada Kahramanmaraş'ta gerçekten bu AK Parti hükümeti yerel seçimlerde en fazla oyu buradan aldı. Doğru mu? Evet, evet. Ülke genelinde. Biz de bu halkın gönül vermiş olduğu partinin seçilen belediye başkanlarının, evet, halkın beklentilerine cevap vermesini istiyoruz. Doğru mu efendim? Gayet, en doğal hakkımız gayet burada. Gayet biz de ümitliyiz. Yani evet, yapılacağına da kanaatindeyiz. İstişare halindeyiz. Evet. Sık sık görüşmelerimiz oluyor. Taleplerimizi iletiyoruz. Yani bu konular tabii ki sorunlar üstüne gidildikçe halledileceği için. Evet. Burada herhangi bir endişemiz yok elhamdülillah. Yani onlar da işte Sayın Başbakanımızın söylediği gibi yani gayet fevkalade güzel bir şekilde bizle istişare yaparaktan bu durumları hani rahatlıkla çözeceğimize ben inanıyorum. Evet. Ben de çözüleceğine inanıyorum. Çünkü yani meclis üyelerinde de sıkıntı yok. Yok. Belediye başkanlarında da sıkıntı yok. Çoğunluk kendilerinde istediği hizmeti istediği yerden başlatabilirler. Evet. Evet. Muhtarlık odamız var mı efendim? Hayır. Muhtarlık odamız yok. Sayın Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanımızdan bunu talep ettik. Yani o da işte bize bir yer hazırlamamızı, böyle uygun bir yer bulmamızı söyledi. Evet. İnşallah böyle taziye içerisinde olan, işte bazı düğün, kışta yağmurda ya kışta, evet, sıkıntı olacağı durumlarda bazı düğünlerin orada çalınabilecek şekilde geniş çaplı bir yer yapmamız bize uygun gördüğünü. Çok amaçlı salon diyoruz bize. Evet, biz evet, evet öyle bir şey taziye evi. Zaten olarak kullanılabilecek. Zaten konumda taziye evi bulunmakta. Evet. Yani onu işte bir yer ayarlama gayret içerisindeyiz şu anda. İnşallah onları da hayırlısıyla ayarlayacağımıza, bulacağımıza inanıyoruz. Yani. İnşallah. Efendim, sağlık evimiz var mı? Sağlık evimiz yok. Bu hizmeti nereden alıyoruz? Sayın Doluca Muhtarı Mehmet Bey ile İbrahim Muhtarımızla Kahramanmaraş İl Sağlık Müdürlüğü'ne gittik. Ve evet, orada taleplerimizi dile getirdik. İşte bize dediler doktorlarınızla, aile doktorlarıyla, hekim arkadaşlarla görüşüp onlardan buralarda görev alıp almayacaklarını sormamızı, onlarla istişare yapıp bu durumu onların vereceği karar doğrultusunda bizim ona göre bir adım atmamız istendi. Şu anda 1,5 veya 2 doktor görev alabilecek şekilde bir nüfusa sahibiz burada. Evet. 3 muhtarlık olarak. Tabii ki bu biraz çaba istiyor, biraz emek istiyor. Tekrar gidip başvurmamız gerekiyor.
Yani inşallah üç köy bir olaraktan bir büyük sağlık evi ve doktor uğraşacak tabii ki. Buna çaba göstermek gerekiyor. Alabileceğimize inanıyorum. Evet, ben buraya Türkiye'de Mutfakların Sesi Gazetesi Yazı İşleri Müdürü, Türkiye Genel Koordinatör olarak buraya bir aile hekimliği yapılmasını istiyoruz. Biliyorsunuz sağlık ocaklarının ismi aile hekimliği olarak değişti. Bu üç tane köyümüz merkezinde de Yoldere'si köyü ve sizin zaten üç köyde bitişik gördüğüm kadarıyla. Yani burası aslında ilçe olabilecek bir konuma gelmiş. Nüfusumuz üç mahallenin nüfusu 9000 var mı? Sayın Süleyman Bey, burada bu soruyu sorduğunuz için size ayrıca çok teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ederiz efendim. Köy halkında hani burada işte dört dörtlük bir eğitim kapasitesi olmadığından, altyapı eğitimi halkın almamış olduğu nedeniyle yakın sağlık burada Yeşil Ölümü sırasında bulunmakta. Evet. İnsanlar her halükarda oraya gidip gelmekte bir hayli zorlanıyor. En azından işte onlara birer oda tahsis etsek, halk rezil olup bu yaşlı insanlar buraya rezil olmasına, buraya gelip de aile hekimlerimiz haftada bir iki defa en azından o iğnesi olanların iğnesini, ne bileyim ki böyle ufak tefek ilaç yazması gereken konularda o hastalarımıza burada ilaç yazması gayet köy halkına çok büyük yardım, çok büyük bir iyilik getirir. Yani böyle olağanüstü bir şey sağlaması talebindeyim ben. Evet. Bunu da görüştük zaten ama ben verimli bir hizmet olacağını ben inanıyorum. Yani böyle bir şey. Evet, bunu gazete olarak ben bunu gündemde tutacağım. İnşallah bu üç mahallenin ortasında biz aile hekimliği kurulması için mücadele edeceğim. Bunu buradan belirtmek istiyorum. Bu üç mahalle muhtarımıza yani ve halkına da. Olan en büyük ihtiyacımız bu sağlık evet. sorunlarında. Yaşlı insanların buradan işte 3-5 kilometre yayan gidip gelmeleri. Bu da ama bir araba denk geliyor ama gelmiyor. Gelse de işte adam cebinde zaten 5 kuruş parası yok. Evet. Buradan binse yaşıyor nedense 2 lira para. 2 lira oradan buraya dönüşte para veriyor. Evet. Yani bir evet. aile hekiminin gelip de köyünde bir yer ayrılması durumunda bir yazıhane gibi evet. bir sağlık odası, sağlık evi. Bak sağlık ben... odaları veya sağlık evi diyelim. Böyle bir yer ayrılması durumunda çok güzel bir verim olacağına inanıyorum. O röportajın devamını izletirsem izlemedik. Milletvekilimiz nüfusu 500 baz almış. Sizin bu tek başına zaten Yoldere'sinin 1500 nüfusu var. Sizin köyün kaç nüfusu var? Yani mahalle? Köyün nüfusu Kırmakaya Mahallesi'nin nüfusu 2000'in üzerinde. Evet. Yani Doluca biraz daha büyük. Evet. Yani Kırmakaya'dan da Yoldere'sinden de. Evet. Üç köyü baz aldığımız zaman bir yani nüfus olarak 6500-7000 civarında nüfusumuz var. Evet. Birçok ilçeden büyük. Büyük. Evet, yani ben birçok yani, röportajımda sayıyorum. Yani Osmaniye'nin Sumbas ilçesinin 2000 nüfusu var. Gaziantep Yavuzeli'nin 4500-5000 nüfusu var. Şimdi gidiyoruz, geziyoruz. Yani böyle bakıyoruz bizim işte bir mahalle, bir köyün bir parçası olacak kadar köylerimizde yapılan hizmetler bizden kat kat farklı. Yolları... Evet, fark ediyoruz. Yani şöyle arz edeyim size. Gidiyorsun 15 tane bir hane olan bir köyde çift şeritli, gelişli gelişli yol var. Evet. Ya bu yolu dile getirdik. Bu Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanımız ve Türkoğlu İlçesi Belediye Başkanımız Osman Okumuş Beyefendi'ye. Bu Altınova dediğimiz kesimde Doluca Adası'na bize aynı şekilde gelişli gelişli sıcak asfalt evet. olmak kaydıyla yolumuzu gelişli gelişli çift şeritli bir hale getireceğini bize söz verdiler. Evet, olması da lazım. Grup yani grup yolu burası. Yani tabii ki burada biraz hak aramak lazım. Biraz çaba göstermek lazım. Hiçbir şey kendiliğinden olmuyor mu? Hiç kimse gelip bu eksik hizmetim var deyip de yaptığı yok. Önce müracaat edecek yani. Birlik içerisinde bu mahalle muhtarlarımız birlik içerisinde müracaat edecek. Yapması için de... Biz 9 muhtar var. Evet. Resmi birliği sağladık. Beraber isteyeceğimiz bir şekilde organizasyonumuzu yaptık. Burada bir sıkıntımız yok ama zaten Allah razı olsun Büyükşehir Belediye Başkanımız, değerli milletvekillerimiz de bunu bize söz verdiler. Evet. Yani önce bir altyapı yaptırılacak. Onların ihale aşamasına
geldiği düzeyde çalışmalar olduğuna, böyle bir şey yani söz verildi. Tabii ki bunun hepsi aynı anda olacak diye bir kaide yok. Zaten olamaz da. 5 yıla yayılacak. Sırayla. 5 yıl demediler bize maalesef. Onlardan çok Allah razı olsun. Çok teşekkür ediyorum kendilerine. Bize 3 yıllık bir süre zarfında bu hizmetleri tamamlayabileceklerine söz verdiler. Çok güzel inşallah. Bir de hizmetler yapıldığında da kamuoyuna duyuracağız. Gelip görsel olarak da göstereceğiz yani kamuoyunun dikkatine sunacağız. Zaten merkezimiz yakın, uzak değil. Biz bir saat, bir buçuk saatte buradayız. Alo dediğiniz anda. Cümlemizden efendim. Efendim bu mahallemizin çocuk parkları ve bireyler için oturup dinlenebileceği parklarımız var mı? Şimdi park konumunda çok zayıfız. Köyün yerleşim açısından böyle işte ev bahçeleri, köy meydanlık alanları, park alanlarımız çok zayıf. Yani burada öncelikle bu mahalle yolları genişletilmesi, ondan sonra köyün içinde işte belediyemiz tarafından Çukapuyu'nun böyle çöp araç gereçleri, evet, onların bırakılması. Ondan ziyade çocukların eğleneceği, gidip güvenli bir şekilde oynayacakları bir park alanı zaten bu taleplerimiz arasında var. Bunları en hızlı bir şekilde isteyeceğiz Allah'ın izniyle. Ve alacağımıza da inanıyoruz yani. Evet, bunlar zaten belediye başkanlarımız sosyal projeler içerisinde vardı. Seçim vaatlerinde vardı. Biz bu vaatlerin yerine getirilmesini istiyoruz. Halk da istiyor. Çocukları gördünüz az önce. Aynen. Çocuk parkı istiyoruz diyorlar. Ki çocuklar çocuk mutluluklarını yaşasın. Biz daha önce diyorduk ki gazete olarak şehirde yaşayan çocuğun ne hakkı varsa köydeki çocuğun aynı hakkı var. Bu çocuk parkları yapılsın. Çocuklar çocukluğunu yaşasın diyorduk. Ancak burası da mahalle oldu artık. Bu mahallemize de merkez mahallelere yapılan hangi hizmetler yapılıyorsa bu mahalleye dönüşen köylerimize de aynı hizmetlerin yapılmasını istiyoruz. Hayır. Evet. Efendim bu mahallemize içme suyu sorunu var mı? Bizim mahallemizde çok ciddi bir sorun yok. Köyümüzün biraz bir suyunun bozulması nedeniyle diğer köyler gibi sıkıntı çekmekte, yani çekmekteyiz. Evet. Burada en önemli şey bu göz birleştirmesi yaptığımız zaman bizim köyün Kırmakaya Mahallesi'nin su, evet, sorunu ortadan kalkıyor. Ama bir bekçilik sorunumuz var. İşte KASKİ'ye taleplerimizi ilettik. 3 köye bir tane görevli vatandaş vereceğini söylüyor. Ama maalesef bizim köylerimizde bir vatandaş bir köyle baş edemiyor. Evet. Yine herhalde biz galiba bunu halkla istişare yapıp bekçiyi köyümüzden, köy vatandaşlarımızdan birini tutup bekçilik masrafında köylü vatandaşlardan talep etme durumunda kalacağız. Ancak bu şekilde çözebiliriz diyor. Suyu rahat içecek mi? Yoksa bir vatandaş ancak zamanın yarısını köyden köye geçiş yaparken yolda harcayacak. Evet. Dolayısıyla milletin de su içme şeyi azalacak yani. Evet, zaten yerel idarelerin genel yapı taşı muhtarlarımız, sayın izleyiciler gördüğünüz gibi muhtarımız ileri görüşlü bir arkadaşımız. Kendisine teşekkür ediyoruz. Teşekkür bu Kırmakaya mahalle halkına da ben gazete olarak teşekkür etmek istiyorum. Güzel bir arkadaşı seçmiş. Kullanmış olduğu cümle ve mahallenin eksik olan hizmetler, yapılması gereken hizmetler konusunda ilgili yerlere de müracaat ettiğini belirtti. Efendim mahallemize yapılmasını istediğiniz birinci hizmet ne efendim? Birinci hizmet bu eksikler konusunda ve bu doğrultuda Sayın Türkoğlu İlçesi Başkanı Sayın Osman Okumuş Beyefendi ile görüştük. Ve Sayın Değerli Kaymakamımızla görüştük. İşte köyümüzün okul ihtiyacı. Şu anda eski düzen okulda çocuklarımız okumakta. Evet. İşte düzensiz bir bahçe alanı, düzensiz bir okul çevre düzenlemesi. Bunun yeni okul için dilekçemizi verdik ve talebimizi Kaymakam Bey'e bizzat ilettim ve Sayın Değerli Milliyetin Müdürümüzle istişare yaptık. Ve bunu bize en hızlı bir şekilde ihaleye açacağını söyledi. Burada bunun yanı sıra işte muhtar olduğumuz günde bir cami temeline başladık. Hayırlı olsun efendim. Onu İnşallah efendim. Temelini attık ve duvar örüldü. Direkleri dikilmiş vaziyette. Bayram dolayısıyla, Ramazan dolayısıyla biraz ara vermiş bulunmaktaydık. Şimdi Ramazan bayramından sonra tekrar başlayacağız inşallah. Onu devam edip bitirmekle okulumuza başlayacağız Allah kısmet ederse. İnşallah. Milliyetin efendim. Müdürümüzün söylediği gibi projemiz hazırlanırsa. İşte okul deyince şu aklıma geldi hemen. Bu eski köy olarak okul servislerimiz
maalesef büyük şehir olmakla beraber elimizden gittiğini sanıyorum. Bunu tekrar Kaymakam Bey'den, belediye başkanımızdan, Milli Eğitim Müdürümüzden bu okul servislerini tekrar talep edeceğiz. Yoksa bizim çocuklarımız Yeşilyurt'a 4-5 kilometre yayan gidip gelmekte her halükarda zorlanacaklar. Evet, karda kışta. Dolayısıyla bazı kesimler Yolderesi mahallesine gelmekte. Evet. Yani ufak tefek erkek çocuklar bir şekilde gelecek ama kız çocuklar maalesef. Çok zor. Yani aileler tedirgin olduğundan dolayı böyle bir şeye sıcak bakmıyorlar. Efendim, diğer ilçelerimizde, Kahramanmaraş ilimizin diğer ilçelerinde de kaldırılmış mı bu servisler? Oralarda kaldırılmadığını duyuyoruz ama tam sağlam netice olarak bilmiyorum. Burada Türkoğlu ilçesinde tamamıyla kaldırıldığını, bazı ufak tefek mezralarda devam ettiğini duyuyoruz. Evet. Ama ciddi bir şekilde bu servis sorunları çözümü istiyorsunuz. Evet, ben size olarak İl Milli Eğitim Müdürü'yle görüşeceğim. Buraya artık diğer ilçelerde ziyaretimde ilçe Milli Eğitim Müdürleriyle diğer ilçelerde kalkıp kalkmadığını öğrenerek bu konunun Milli Eğitim Bakanlığı'na taşıyacağımı buradan halka belirtmek istiyorum. Ve açıklıyorum, inşallah bu konuda çözüme kavuşturacağız el birliğiyle. Efendim, Türkiye'de Muhtarların Sesi gazetesi olarak Kahramanmaraş Kırmakaya Mahallesi Muhtarı Muhammed Tanrıkulu ile röportaj yaptık kendisine. Bu 5 yıllık süreçte başarılar diliyorum muhtarım. Teşekkür ederim, sağ olasınız. Biz teşekkür ederiz efendim. Siz değerli gazetecimiz Sayın Süleyman Turan Beyefendi'ye de böyle kalkıp diyar diyar, köy köy, mezra mezra gezerek böyle muhtarlara misafir olarak, ayrıyeten bizim ufkumuzu, tecrübemizi, niyetlerimizi anlatmakta bize yardımcı olduğunuz için ben size ayrıca çok teşekkür ediyorum. Sağ ayaklarınıza sağlık. Buradan tüm Türk vatandaşlarıma, tüm Türk dünyadaki tüm İslam alemine Cenab-ı Allah'tan kazasız belasız, tüm zordaki olan din kardeşlerimize Cenab-ı Allah'tan iyilikler, güzellikler, sonsuz bir başarı temenni, barış temennisinde bulunuyorum. Sağ olun, teşekkür ediyoruz. İnşallah bizim temennimiz de o Türkiye'deki İslam ülkelerinin yaşamış olduğu din kardeşlerimizin kanının durmasını istiyoruz. İslam devletlerinin en güzel temennimiz bu. Tek vücut olmasını istiyoruz. Seslerini daha yüksek çıkartmasını istiyoruz. İsrail zulmüne dur demesini istiyoruz. Bir de belki böyle bir konuyu, belki bir yerde Sayın Başbakanımızın izleyeceğini, belki onun duyacağını temenni ederekten, illaki bu Avrupa Birliği, AB, yani bu evet, değil de bir İslam Birliği niye kurulmasın? Niye evet, güçlü biz de onu, bir İslam ordusu olmasın? Evet, İslam yani Birliği'nin kurulmasını biz de istiyoruz. Ve hassasiyetle bu konulara değinilmesini talep ediyorum. Yani özellikle rica ediyorum bunu. Böyle ilgili siyasi görüşü, yani kültürü farklı olan kişiler olarak, illaki Avrupa Birliği değil. Avrupa Birliği'ni biz geçtik şu an. Evet. Avrupa Birliği her konuda bize muhtaç. Evet. Biz hala 50 yıldır, 40 yıldır Avrupa diye niye bu kadar sızlanıyoruz? Bunu hala anlamadım. İslam Birliği kurursak bize yeter. İslam Birliği topluluğu kurursa maalesef Avrupa denilen bölge, o lafla, kelamla işte olan süper devletler diye geçen o ülkeler maalesef bize her konuda muhtaç olacaklar. Ben buna inanıyorum. Evet, teşekkür ediyoruz muhtarım. Ben teşekkür ederim.